Herkese rast gelsin Hasan abi'den saygılar, sevgiler. Şimdi bugün Soğanlıdere'ye balaya gidiyorum şimdi arkadaşlar. Yolu gerçekten yorucu bir yol. Yürüyorum sırtlardan. Bir spin götürüyorum. Bir de sörf oltamı götürüyorum. Bir su üstü deneyeceğim. Melonur'a bir de çupraya sargoza atacağım. Yem arkadaşlar yengeç. Sülüne. Bir de madya kullanacağım. Ağırlığım yengeç olacak. Sörf oltaya yengeç takacağım. Şöyle manzarayı da göstereyim size arkadaşlar. Lez kıyılarda gerçekten çok var. İnşallah bu sıcaklar bu lezi bastırır da lez gider. Ama hiç sorun yok. Lezin altında güzel balıklar alıyorum her zaman. Kaç sefer attım öyle. Lezin altında güzel balıklar aldım. Tabii ki açığa attığımızda sıkıntı oluyor. Misineye biniyor. Kıyıya kadar atıyor. Kaç gram kuşun kullanırsa kullanın. Benim mera şimdi dere gibi akıyor her zamanki gibi. Arabayı bıraktıktan sonra yaklaşık bir kilometre da daha fazla şöyle yollardan yürüyoruz. Tabii ki motor olan arkadaşlar çok rahat geliyor. Hemen bırakıyor meraya, 10 metre aşağı iniyor. Balon tutuyor. Ama tabii ki ben burada motor sürmüyorum. Çünkü yolların bazı yerleri çok çok aşırı dar. O yüzden motor sürmek için biraz daha buraları bilmek lazım. İnşallah bugün bir 50-60 parça balık bekliyorum. Spinle melonura atacağım. Güzel iri melonurlar var. Tutması da çok zevkli. Melonur takım arkadaşlar 7 numara yine ya da 8 numara fark etmez. 20'lik misina. Onun haricinde 10 gram kurşun. Bizim burada bir kaya var. Kaya üstünde çıkıp atıyoruz. Tabii suyun içinde duruyoruz aynı zamanda. Onun dışında yemini atacağız. Biliyorsunuz bu buranın balıkları iri oluyor. Sargozu da iri oluyor. Çuprası da iri oluyor. Arkadaşlar çupra avında biraz merayı çözüp de öyle atmak lazım. Yengeci arkadaşlar şu mevsimde ben parçalıyorum. 4-5 parça yapıyorum. Şöyle tekli gezerli kurşun. Burada 30 gram, 35 gram, 40 gram kullanıyoruz. Mera zaten akıyor. Hani her atışta kurşun veriyoruz ama en azından hani sektirme gibi düşün. Tekne sektirme yaparlar yengeçle. O şekilde sektirme hafif kurşuna daha kolay oluyor. Yuvarlak kurşun oluyor genelde. Armut değil arkadaşlar. Armudun yuvarlak diyoruz üzerine. Asıl armut kurşunu da öbürü daha çok kullanın için kolay bir İsim olduğu için armut diye şey yapmışlar arkadaşlar. Bakalım. İri bir çupra bekliyorum bu mevsimde. Her mevsimde bu mevsimde iri bir çupra alırım. Bakalım bu sefer. Akşam saat 9-10'a kadar deneyeceğim. Onun dışında lüfere de akşam suyunda yaparım. Belki sepin ortayla bir atacak yaparız. Bu arada hala maraya gelmedik. Mera gerçekten bayağı bir yürümesi uzun. Tabi deniz boyundan da yürüyebilirsin. Deniz boyu biraz taşlık olduğu için, engebeli olduğu için buradan daha hızlı bir şekilde yürüyoruz. Arkadaşlar balık da artık çözmüş. Zor yerlerde duruyor balık. Kayalıklarda duruyor. Önceden kumluk alanlarda çok çupra yakalardık. Ama lodos haricinde kumluk alanda pek böyle bereketli bir av yakalım. Yani bir gün geçirmedik. Levrek mevsimi bitti. Şimdi çupra, dipbal, pullu balıklar şeyine başladık arkadaşlar. İnşallah güzel bir av yapacağız ama tabii burada yürüyüşte ayrı bir insana keyif veriyor. Neden diyeceksiniz? Bir sürü ağaç var, bir sürü çiçek kokusu var. Kuş seslerinden başka hiçbir şey yok. Bir de rüzgarın sesi var arkadaşlar. Hani spor yapanlara söylüyorum. Her haftada ikisi var burada yürüyün. Emin olun. Koşmayın sadece yürüyün. Emin olun hani benim gibi fit olursunuz. Hiçbir şekilde yemekten
mahrum kalmıyorum. Çok yemek yerim. Ona rağmen 1 gram yağ olmaz. Ya da kilo yapmaz. Arkadaşlar diyorsan nasıl böyle kalıyorsun? Bizim bir arkadaş var. Gel dedim benimle bir hafta takıl bak sen ne yapıyorum. Arkadaşlar bir haftada tam 10 kilo verdirttim. Hatta bir hafta daha kalsaydı benden daha zayıf olacaktı. Dedim gördün mü ben spor yapmıyorum ama yürüyüş yaparım uzun meralara, zorlu meralara. Sürekli aktif olduğum için hiçbir şekilde kilo almıyorum. Kilom da hep aynı kalıyor zaten. 75, hani 80. Onun dışında onun üstüne çıkmıyorum. Çünkü bünyem izin vermiyor. Hep böyle yerlerde yürüdüğüm için, şöyle meralara çok geldiğim için eritiyoruz. Neyse arkadaşlar daha bir 5 dakika falan kaldım meraya. İşte çamur olunca buradan yürümek de gerçekten zor oluyor. Bir 5 dakika sonra meraya varırım. Herhalde fazla bir şey kalmadı. Ama gerçekten oksijen dehşet burada. Her metrede ayrı bir çiçek kokusu alıyorsun arkadaşlar. Çamların kokusu, büyüyen ağaçların kokusu, zeytin ağaçlarının kokusu. Bir sürü de ismini bilmediğim ağaç türü var burada. Bakalım herkese rast gelsin diyorum. Avımızda videonun devamını atacağım. İnşallah güzel av nasip etsin yüce yaradan. Herkese rast gelsin diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ağımız devam etsin. Telefonlar sürekli gelip duruyor. O yüzden şuraya şöyle bırakalım. Vahçe herhalde burayı gösterir. Dolduracağım burayı. Bir saatte dolduracağım burayı.
say seyirciler, güzel bir Karagöz. Hoş yok ya. Koş yok, koş yok, koş yok. Şimdi biraz yem ayıp yedim arkadaşlar. Yani avımızda boş yok. Ki şu an yavaş, üçlü dörtlü çekerdim. Saat birden sonra güzel üçlü dörtlü avlarla tekrar videoya devam edeceğiz. Arkadaşlar, yengeçleri şöyle 3 tane 4 tanesini şöyle iç içe çıkarıyorum. Kabuklarını söküyorum arkadaşlar. Takımımız şu. Gezer kuşu. Pardon, iğne gezer bizde oluyor. Kurşun sabit oluyor. Şöyle 1,5 metre falan şey yapıyoruz.
İşte gezer, iğne yapıyoruz. Tabi daha fazla yapıyoruz da buralar zor mer olduğu için. Arkadaşlar yengeçler şu şekilde. 3 tane 4 tane üst üste takıyorum arkadaşlar. Ufak balıklar oynarken büyük balık bir anda biniyor buna. Tabi çupran en sevdiği yem. Şöyle güzel bir şekilde de atışta, atış yaparken düşmemesi için ufak da bir sarma yapıyorum. Şimdi buna balık gelir mi sizce? Bence gelir çünkü pirzola gibi duruyor. Çupranın pirzolası yengeç. Tabi içini, mevsimde içini çıkarıyoruz, atlaması daha kolay oluyor. Kokuyu daha çabuk alıyor balık. Şimdi şunu çupraya yatırıp geleceğim arkadaşlar. Rast gelsin herkes. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sabah 11 gibi balığa gittim. Evet, gün sonunu şimdi yapalım. Ne tutmuşuz? Bir, balık yok diyorsunuz arkadaşlar. Şöyle iki, şöyle üç, şöyle dört, şöyle beş, şöyle sekiz, şöyle dokuz, şöyle on, on bir, on iki, on üç, on dört, şöyle on beş, şöyle 16, 17, 18, şöyle 19, 20, 21, 22, 23, 3, şöyle 24, 25, 26, 27, 28, 29, şöyle 30, 31, 32, maşallah bayağı tutmuşum ya. 33, 34, 35, 36, 37, of of, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, şöyle 45, 46, 47, 48, 49, 50. Daha da pardon, yoruldum. Kaçmaz sor. Şöyle 51. 5 tane de orada yedim. 57. 57 tane balık tutmuşum arkadaşlar. Güzel de balıklar. Sabah suyu ayrı yaptık, akşam suyu ayrı yaptık. Çok bereketli geçti. Şimdi bunları İstanbul'daki dostlarıma paylaştıracağım.